Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz'in konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Bugün itibariyle devletin en üst makamlarında gerçekten itibar gören kurumumuz, muhtarlarımız, devletin orta kademelerine indiği anda biraz itibardan yoksun bırakılıyor. Bu noktada sözlü olarak söylenen sözlerin mutlaka yasalara dökülmesi gerekiyor. 93 yıllık bir köy kanunumuz var. 1924'te köy kanunu çıktığında Türkiye nüfusunun %85'i köylerde yaşıyordu. Yine 1944'te çıkan bir mahalle kanunumuz var. 5441 sayılı kanun, 4541 sayılı kanun. Dolayısıyla 73 yıllık tarih. 73 yıllık geçmişi olan bir kanun. Bu da o günkü şartlarda belki çok mükemmel çıkartılmış bir kanun ama o da 73 yaşında. Dolayısıyla bugün mahalle kanununda 26 maddemiz var. 26 maddeyi 5 maddeye düşürmüş durumdayız. Yani oradaki yetki ve görevlerimiz, sorumluluklarımız 5 maddeye düşmüş durumda. Diğer tarafta köy kanunu 97 madde bir geçici maddesi var. Köy kanunu içerisinde birçok hadise de kalkmış durumda. Özellikle salma dediğimiz hadiseyi bugün köylerimizde uygulayamaz haldeyiz. Dolayısıyla yeni bir köy kanununa, yeni bir mahalle kanununa ihtiyacımız var. Bu anlamda belediyeye yardımcı olmak adına mahalle muhtarlarımızı ilgilendiren konu içerisinde de mutlaka kendi konularımızla ilgili belediyelerin istisnas komisyonlarında toplantılarına katılmalı ve orada oy kullanabilecek yapıda bir düzenlemenin de yapılması gerekiyor. Diğer bir tarafta Sayın Başkanım ifade etti, bir seçim kanununa ihtiyacımız var. Artık bu kaçınılmaz. Bu kadar özlük hakları dolu dolu olan bir kurumda önümüzdeki dönemde hakikaten 400-450 bin civarında aday bekliyoruz. Dolayısıyla bu adayların donanımlı olması, önceden eğitim alması bizi gayet de sevindirecek ve memnun edecek bir yasal altyapıya ihtiyacımız var. Diğer bir tarafta, evet biz konfederasyonuz. Sağ olsun federasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız Türkiye'nin dört bir tarafı içerisinde gayet başarılı bir şekilde götürüyorlar ama biz gönüllülük esasına dayalıyız Sayın Valim. Gönüllülük esası Türkiye'de çok geçerli bir şey değil. Önce gönüllülük esasında değerli arkadaşlar kendi ekonomimizi düzelteceğiz. Ondan sonra kurumun ekonomisini düzeltmeye çalışacağız veya sosyal işleri düzeltmeye çalışacağız. Tabii bu biraz da kör topal giden bir ilişki. Dolayısıyla evet Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu adında Türkiye olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye verilen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'na yapısı mutlaka kendi içinde de bir revizeye uğraması gerekiyor. Yani bu Türkiye Belediyeler Birliği gibi, Ziraat Odalar Birliği gibi bir meslek odası kuruluşuna çevrilmeli ve Türkiye Muhtarlar Birliği mutlaka kurulmalı diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Tutarım geldi değil mi?